animasyon videolarına yavaştan giriş yapmak istiyorum. O yüzden bu videoda Call of Duty'den bir AK animasyonu yapacağız. Ben silahı önceden bulup indirdim. Buradan öncelikle bütün sahnedeki objeleri siliyorum. Arena şu alttaki barı da kaldırdım. File, Import, FBX diyorum. Masa üstünden silahın modelini seçtim ve importladım. Şöyle göründüğü gibi silahımız burada. Bunun bir materyallerini aktaralım. Hemen şuradan yatayda bir editör daha açıyorum. Bunu da shader editöre getirdim. Silahımı seçtim. Daha sonrasında burada bir normal map varmış. Bunu kaldırıyorum. Principal BSDF'ye tıklıyorum. Ctrl Shift T diyerekten masa üstündeki texture'larını seçip ekliyorum. Ardından texture görünümünü aktif hale getiriyorum. Ancak silahımız bu şekilde eğer şeffaf geliyorsa şuradaki alfa sıfırdadır. Onu şöyle açabiliriz. Alfa açtıktan sonra silahımız görünüyor. Bu pencereyi kapatabilirim. Texture'larımız gayet güzel. Hiçbir sıkıntısı yok. Parlıyor. Metal zaten. Şimdi kemik sistemini giydirmeye başlayalım. Öncelikle bir tane Shift A'dan armature ekliyorum ve edit moda girdim. Şimdi bu armature'ı şöyle taşıyacağım. Ancak küçültmeyi buradan değil. Ben Individual Origins'ten istiyorum. Çünkü küçültmeyi buradan yapsın. Şöyle yaptım. Şuraya getiriyorum. Ancak kemik burada kayboluyor. O yüzden ben şimdi burada Viewport Display'den şuradaki In Front'u aktif hale getireceğim. Bunu yaptıktan sonra artık kemiğimiz silahın içerisinde de görünür hale gelecek. Buraya getirdim. Biraz küçültebilirim. Şöyle durabilir. Edit moddayken kopyalıyorum Shift D ile. Ardından bir tane tetiğe, bir tane şarjöre ve bir tane de şuradaki kurma koluna getiriyorum. Sizin indirdiğiniz silah modeli parçalı olmayabilir. Tıkladığınızda bütün bu şarjörmüş, tetikmiş, kurma koluymuş hepsini şöyle birlikte seçebilir. Siz orada silahı parçalayacaksınız. Onu nasıl yapacaksınız? Mesela şöyle silahı ve şarjörü seçeyim. Edit mod diyeceksiniz ve burada şarjörü şu şekilde seçeceksiniz. Daha sonra kontrol artı yapabilirsiniz. Kontrol artı yaptığınızda parçanın bütün base'lerini seçecek. Daha sonra şöyle silahın içerisine biraz girersiniz. Burada da işte parçaları seçersiniz. İşte kontrol artı yaparsın. Artık kontrol artı da gittiği yere kadar her yeri seçmeyebilir. O noktada da işte elinizle falan seçmeye çalışacaksınız. P'ye basacaksınız ve burada selection var. Selection diyerek parçalara ayıracaksınız. Arkadaki bu işte dipçik kısmını, işte tetiği, şarjörü, işte kurma kolunu, önde flash olabilir, susturucu olabilir, lazer olabilir. Bütün bu silahı tek tek parçalarına ayırmanız gerekiyor. Benim şansıma bu indirdiğim silah parçalı geldi. O yüzden bunlarla uğraşmayacağım. Şöyle gördüğünüz bir şarjör, tetik ve kurma kolu parçalara ayrılmış durumda. Şurada bir parça var. Bu ayrı. Onu da şöyle kabzaya Ctrl J ile birleştireceğim. Şu parçayı çünkü herhangi bir animasyon vermeyeceğim. O yüzden ona kemik sistemi atamıyorum. Kemiklerimizi düzeltmeye başlayalım. Bu güzel. Şu kemiği biraz tetiğe uygun hale getirmeye çalışıyorum. Bu arada texture'ı kapatacağım. Çünkü çok net görünmüyor model. Böyle yaparsak daha iyi. Texture'lardan dolayı tam göremiyorum neyi nereye koyduğumu. Kemiği şöyle biraz da yukarı alırsam daha iyi olabilir. Şu kurma kolunu ayarlayalım. Tıklıyorum kurma koluna. Şimdi bunu RX yaparak kontrol tuşuyla birlikte döndürüyorum ve 90 derece dönmesini sağlıyorum. Yalnız bu kurma kolu biraz geride. Normalde burada durmaması gerekiyor. Biz bunu biraz ileri alalım. Şuna basayım. Şunu şöyle biraz ileri alalım. AK-47'nin kurma kolu galiba yanlış bilmiyorsam şurada falan durması lazım. Şimdi bunu biz onaylayacağız. Çünkü burada gördüğünüz gibi lokasyonu farklı. Yani ben bunu eğer sıfırlamak istediğimde sıfırlarsam eğer geri eski haline gelecek. Hatta daha farklı yerlere bile gidebilir. O nedenle biz şimdi bunu onaylayacağız. Ctrl A diyorum ve buradan location diyorum. Tıkladığımda lokasyonunu çevirmiş olduk. Buradaki rotasyon değeriyle oynamayacağız. Böyle kalabilir. Hatta burada rotasyonu da sıfırlarsak artık bu böyle kaldı. Şimdi şu kemik sistemine devam edelim. Kemiği alıyorum. Şuraya getiriyorum. Böyle yukarıdan bakalım. Bunu biraz şöyle geriye çekebiliriz. Evet, burada durabilir. Biraz sola alalım. Şu an kemik oldukça iyi duruyor. Biz bu kemiği daha sonradan limitleyeceğiz. Yani belli bir mesafeyi kat edebilecek. O nedenle şu anda ben bunu böyle bırakıyorum. Şimdi aşağı kemiklerimize isim verelim. F2 ile veriyor isimleri. F2'ye tıkladım. Buna kabza diyelim. Buna tetik diyelim. Buna şarjör diyorum. Şuna da kurma kolu diyeceğim. Kurma kolu. İsimlerimizi verdik. Şimdi yapmamız gereken silahı kemiklere parentlemek. A'ya basıyorum. Bütün her şeyi seçtim. Ardından şu kemikleri çıkarıyorum. Kemikleri tekrar seçiyorum. Ctrl P. Emptied Groups diyorum. Artık obje moda döndüğüm zaman burada bizim kemiklerimiz görünüyor. Şimdi de hangi kemik silahın neresini etkileyecek onu seçiyoruz. Bunu yapmak için tekrardan zaten parçalı olduğu için kabzayı direkt seçiyorum. Edit moda geldim. A'ya bastım. Silahın sadece bu kabza kısmını kontrol etsin istiyorum bu kemik. O yüzden burada kabzaya tıklıyorum ve Assign diyorum. Artık kabza kemiği bu seçili alanı etki edecek. Obje moda geri dönebilirim. Burada tetiği seçtim. Bu da tetik. Tabii önce edit moda geliyorum. A'ya bastım. Burada da tetik seçip Assign diyorum. Obje moduna geri geldim. Şarjöre tıklıyorum. Edit mod dedim. A'ya bastım. Hepsini seçtim. Bu da şarjör. Assign diyorum. Ardından obje moduna geri geldim. Buradan kurma kolunu seçiyorum.
Edit moda geldim. Hepsini seçtim. Kurma konu tutuyorum ve assign diyorum. Böylece hangi kemik silahın neresine etki edecek onları belirlemiş olduk. Deneyelim bir. Çalışıyor mu? Kemik sistemini seçiyorum ve poz mod diyorum. Kabza gördüğünüz gibi silahın bu kısmını hareket ettiriyor. Bu tetiği hareket ettiriyor. Şarjörü hareket ettiriyor. Ve şu kemik de kurma kolunu hareket ettiriyor. Yani sistemimiz şu anda çalışıyor. Şurada rotasyon bilgilerine baktığımızda burada bir de ekstradan W'yu görüyoruz. Bunu kapatmamız gerekiyor. W bizim işimize yaramaz. Poz moddayken bütün kemikleri seçiyorum. Kontrol R diyorum. Burada bizim Set Rotation Mode menümüz çıkıyor. Burada X, Y, Z, Euler'ı seçiyorum. Rotasyona gitti ve sadece X, Y, Z rotasyonumuz kaldı. Kurma kolumuzu bir limitleyelim. Kemiğime tıklıyorum. Add Bone Constraint diyerek buradan Limit Location'ı seçiyorum. Bu kemik eğer artı yöne gidiyorsa N'yi açalım. Biz nereye gideceğiz? Şuradan lokale gelirsek lokalde görünüyor. Şöyle geriye doğru gidecek. Yani eksiye gidiyor. O yüzden biz minimumu seçeceğiz. Minimumda şöyle hepsini açıyorum. Artıya gidecek olsaydı burası, o zaman maksimum açacaktık. GX şuraya kadar gidebilir. 0.66. Burası güzel. Şunu kopyalıyorum. Aktif hale getirdim. Şurayı da sıfırlayalım. X yönünü şöyle ayarlıyorum. Artık ben bunu şuradan sadece götürdüğümde gördüğünüz gibi burada takılıp kalıyor. Şimdi bir de şurayı Reverse Space değil de Local Space yapacağım. Şimdi burada da maksimum X'i açıyorum. Sadece şu iki kısım arasında kurma kolunu götürebiliyorum. Ben ne kadar mouse hareket ettirsem de oranın dışına çıkmıyor. Buna limitleme deniyor. Kemiği limitliyoruz. Bunu ben tekrardan şöyle yapacağım. Yalnız burada şöyle bir detay var. Ben bunu ileri götürdüğümde şu sağ üstte gördüğünüz sayılar hareket etmeye devam ediyor. Bunun için Affect Transform diyorum. Artık ben ne kadar zorlarsam zorlayayım buradaki sayılar değişmeyecek ve kemik de bu şekilde kalacak. Şimdi kemikleri birbirine bağlayacağız. Çünkü ben bu kemiği hareket ettirdiğim zaman diğer parçalar gelmiyor. Şimdi onu yapacağız. Edit moda geliyorum. Bütün kemikleri seçtim. En son bu kemiğin seçili olması gerekiyor. Shift'e basarak tıklıyorum. En son seçili kemik sarı oluyor. Şu arkasında bir outline var. Bu sarı oluyor. Diğerlerinde turuncu gördüğünüz gibi. Bu sarı olduğunda bu en son seçilen kemik oluyor. Bunu yaptıktan sonra Ctrl P diyorum ve burada Keep Offset diyorum. Keep Offset dediğimde artık bütün bu kemikler buna bağlanmış oldu. Poz moda geldim. Hareket ettirdiğimde gördüğünüz gibi diğer parçalar da onunla birlikte geliyor. Aynı zamanda şarjör çıkabiliyor. Tetik oynayabiliyor ve kurma kolunu da hareket ettirebiliyoruz. Evet, rigleme işlemini bitirdik. Sonraki videolarda da silahımızın animasyonlarını vereceğiz.